Sultanım, malum hususla alakalı endişelerinizi anlıyorum. Unutmayın ki Şehzade Mustafa'yı bugüne kadar hep korudum, kolladım. Bundan sonra da bunun böyle olacağından kuşkunuz olmasın. Kendisiyle Bursa'da buluşmak üzere yola çıkıyorum. Selam ve hürmetlerimle İbrahim Paşa. Ağalar! Buyurun hünkârım. Bana Ayas Paşa'yı çağırın. Derhal. Emredersiniz hünkârım. Bir şehzade olarak buna hakkım var. Bu kadar mı kıymetli bu hatun senin için? Hatunla alakası yok paşam. Beni rahatsız eden hareme müdahale edilmesi. Odama kimin girip kimin çıkacağına ancak ben karar veririm. Peki ya senin o odaya girip çıkmana kim karar veriyor? Hiç bunu düşündün mü? Hünkârım, beni görmek istemişsiniz. İbrahim Paşa nerededir? Vezir-i Azam Hazretleri İtalya seferi hazırlıkları için Edirne'ye gittiler hünkârım. O halde Bursa'da ne işi var? Malumatım yok hünkârım. Döner dönmez onu bana getirin. Ne rüyasından bahsediyorsun sen? Babamın rüyası paşam. Mehmet doğduğu gün onu görmüş tahtında. Sadece bu da değil. Mehmet vurulduğunda benden kuşkulandı paşam. Hiçbir şey söylemedi. Ama ben biliyorum. Bunu hissettim. Bunların bir manası yok. Altında başka bir şey arama. Hünkârımız evlatlarını ayırmaz. Ha, ayırması için aklına girmek isteyenler olacaktır. Kati suretle onlara fırsat verme. Mustafa, eğer bu nikahı kıyarsan, hünkârımız senin ona olan sadakatinden kuşku duyar. Onun mutlak iradesine karşı yapılmış bir isyan olarak kabul eder. Böyle düşünmesini istemezsin herhalde.
Haşa. Böyle bir niyetim yok. Ben hünkârımıza ebedi bir sadakatle bağlıyım. Nikah buna engel değil. Hünkârımızla aran açılacaktır Mustafa. Bu ne demek? Tahttan uzaklaşacaksın. İstediğin bu mu? Paşam. Vakti geldiğinde o tahta sen çıkmalısın Mustafa. Aksi halde taht da, saltanat da Hürrem Sultan'ın hükmüne girer. Razı mısın buna? Vallahi ağam bir suçum yok. Bak hatun, eğer nereye gittiklerini biliyorsan hemen söyle. Hadi! Nasıl bileyim ağam? Kaçırmış, götürmüş. Peşlerinden sokaklara fırladım. Yer yarıldı, içine girdiler sanki. Bir bu eksikti. Nereye gider bu hatun küçücük çocukla? Kaç gün kalacaksınız? Bilmem, birkaç gün. Nasıl bilmiyorsun hatun? Ona göre parasını alacağız. Üç gün olsun, sonra bakarız. Tamam, tamam. Olur. Hayırdır inşallah ana kız? Niye geldiniz? Eviniz barkınız yok mu sizin? Bir hayli yorgunuz. Karnımız da aç. Sen bize yiyecek bir şeyler getir. İyi madem. Esma Nur'um. Güzel kızım. Gel oturalım şöyle. Sakın üzülme, korkma. Bizi kimse ayıramayacak. Nigar Hatun nerede? Yok burada. Rüstem Ağa, neredeyse söyle. Mesele ciddi. Çocuğu alıp kaçmış. Paşamız işitmeden onu bulursam kimse zarar görmez. Hatun yok burada. Altınlarımı da almış kaçmış. Hele bir elime geçsin. Öldüreceğim onu. Paşa Hazretleri burada değil. Dönünceye kadar arayacağız, inşallah buluruz. Atrakçı, sen bu işe karışma. Ben icabına bakarım. Asıl sen karışma Rüstem Ağa. O çocuğa bir zarar gelirse paşamız dünyayı başınıza yıkar. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Hayırdır Ayas Paşa, nasıl bir karşılama bu böyle? Hünkârımız sizi görmek istediler. İyi, sen dön saraya, ben geliyorum. Derhal gelmenizi buyurdular Paşa Hazretleri.
Mesele nedir? Malumatım yok paşam. Gidelim öyleyse. Hünkârım, İbrahim Paşa Hazretleri geldiler. Çekilebilirsin. Gelsin. Gel. Seyahatin nasıl geçti İbrahim? Edirne nasıldı? Hünkârım, ben Edirne'ye gitmedim. Bursa'da Şehzade Mustafa Hazretleri'nin yanındaydım. O kadarı malumum oldu zaten. Burada yazmışsın. Sultanım. Ayaz Paşa, nasılsın? Afiyetlisindir inşallah. Sağlığınıza duacıyım sultanım. İbrahim Paşa mı var hünkârımızın yanında? Evet sultanım. Zevceniz Ayşe Hatun'la tanıştık. Vakfımda yer alarak beni ziyaretiyle memnun etti. Bilahare seninle de görüşmek, sohbet etmek isterim. Ne vakit emrederseniz sultanım. Bana neden yalan söyledin? Anlaşılan düşmanların masumane bir buluşmayı size farklı aksettirmişler. Yalanla çıkılan yolda masumiyet yoktur İbrahim. İhanet vardır ancak. Mahidevran Sultanımızın arzusu üzerine gittim hünkârım. Malumunuz bir nikah meselesi var. Cesaretimizle konuşup onu bu hususta ikna etmemi istediler. Bu sebepten gittin. Evet. Gerçi sultanımızın bu husustaki kaygıları yersiz. Cesaretimiz o hatunu hareminden çıkarmaya karar vermiş zaten. Neden bana yalan söyledin? Ben meseleyi size aksettirmeden çözmek istedim. Mustafa'yı korumak istedim, öyle değil mi? Bu benim vazifem. Sen kimi kimden koruyorsun İbrahim? O benim evladım. Mustafa artık çocuk değil. Tahta en yakın şehzade. Onu kolladığın o masumiyet günleri bitti artık. Onunla kurduğun ilişkine dikkat et. Hünkârım, bir vakitler siz de Manisa'da bir şehzadeyken sizi canım pahasına korurdum ben. Hep. Bunu yaparken ben rahmetli babanız Sultan Selim Han'a ihanet mi etmiş oluyordum? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen beni neyle itham ediyorsun? Siz beni neyle itham ediyorsunuz hünkârım? Ben size ihanet eder miyim? Bu mümkün mü?
Ben sadece evladınızla karşı karşıya gelmeyin. Sonrasında hem kendinizi hem onu üzecek bir karar almayın diye uğraşıyorum. Hakikat bu. İster inanın, ister inanmayın. Görüyorum ki Bursa'dan dönmüşsün paşam. Dönerim elbet. Ben istediğim yere gider, istediğim vakit dönerim. Dönüşü olmayan yerler de vardır İbrahim. Dikkat etmek lazım. Anlaşılan o ki sen kan dökmek istiyorsun. Bu bir savaş ilanı mı? Rahmetli Valide Sultanımız bana yılanın başını küçükken ezmediydin demiştim. Fakat ben yapmadım. Defalarca fırsat geçti elime. Fakat yapmadım. Neden biliyor musun? Hünkârımız için. Sırf o üzülmesin diyor. Ancak şimdi görüyorum ki hata yapmışım. Çünkü o yılan yedi başlı bir ejderhaya dönüşmüş. En çok hünkârımızı üzüyor. Ona zarar veriyor en çok. Son vermenin vakti geldi. Artık. Süleyman. Ne oldu? Paşa sana ne söyledi? Bu ihaneti karşılıksız mı bırakacaksın? İhanet yok Hürrem. Şu nikah meselesiyle alakalı Mustafa ile konuşup ikna etmek istemiş sadece. Sen de buna inandın. Mustafa onun elinde büyüdü. Benim can yoldaşım. Kendince meseleyi halletmek istemiş. Süleyman onlara olan sevgin inancın gözlerine perde indirmesin. Bursa'da ne konuştuklarını bilmiyoruz. Asla da emin olamayız. Belki masum bir buluşmadır. Ama ya değilse? Ya sana karşı bir isyan hazırlığındalarsa?
gitti yana? Sana bir can borcum var. O gece beni kurtarmasaydın. Ne istiyorsun benden? Şehzademiz bugün dönecek dediler. Başıma gelenleri anlatacağım. Bana şahitlik eder misin? Ne geldi ki başına? Diana? Şehzade Mustafa Hazretleri. Validem. Ne oldu aslanım? Buluştunuz mu İbrahim Paşa'yla? Paşamızın saati yerinde. Size de hürmetlerini iletmemi istediler. Sağ olsun. Konuştunuz değil mi? Neler oldu anlatsana. Şimdi yorgunum. Daha sonra gelirim yanınıza. Mustafa'm. Bırak bu inadı. Gurur meselesi yapma. Validem, bana hiç mi itibadınız yok? Sen benim yegane dayanağımsın. Sana itimat etmeyeceğim de kime edeceğim? Lakin bil ki senin de yegane dayanağın benim. O halde arkamda durun validem. Ne karar verirsen vereyim, arkamda durun. Nasıl geçmiş eline mektup? Hürrem. Taşlıcılığıyla gönderdiğini sanıyordum. Evet öyle ama başına kesin bir ay geldi. Ne malum. Belki o da Hürrem'in hizmetindedir. Yok, buna ihtimal vermem. Ona itimadım tam. Gel. Paşa Hazretleri, nasıl efendi geldiler? Gelsin. Paşam, sultanım. Gel matrakçı, ben de seni çağıracaktım. Bu taşıyıcılığı nerede, malumatın var mı? Manisa'ya göndermiştiniz paşam. Senin hadiselerden haberin yok anlaşılan. Ne oldu ki? Ne oldu, sen niye geldin? Söyle, söyle çekimi. Nigar Hatun, evladınızı alıp kaçmış. Kolay gelsin efendi. Sağ ol abla. Hangisini istersen seç. Muhittin Ağa diye biri varmış burada. Limandan mal getirilmiş buralara. Tanır mısın? Tanımam mı? İşte orada. Şu kısa boylu olan mı? Ta kendisi. Hayırdır, neden sual ettin? Kaç akçe bu? İki akçe. Sen de kimsin Hatun? Sana diyeceklerim var ağam. Söyle. Benim Sulina'ya gitmem lazım. Gemi ayarlıyormuşsun dediler. Sulina? Sulina neresi Hatun? Tuna Nehri'nin kıyısı. Tulça'ya yakın. Anladım. Ayarlarız, kolay. Sen önce paradana ver.
Parası neyse veririm. Gemi var mı? Var. Akirman'a giden bir gemi var. Kili'ye de uğrar. Kili'de indikten sonra sen devam edersin. Tamam. Ne vakit giderim? Bir hafta sonra. Daha evvel yok mu? Yok. Bunu da kaçırırsan 3 ay beklersin Hatun. Bu yetmez. Kalanını gemiye bindiğim gün veririm. Peki bakalım. Haftaya beni bul. Paşa Hazretleri. Gel buraya, gel yaklaş. Nigar Hatun nerede paşam? Bulabildiniz mi? Bunu sen söyleyeceksin bana. Nihayetinde senin haremin değil mi? Benim öyle bir haremim yok paşam. O nikah mecburen kıyıldı. Elimi bile sürmedim. Sürmeyeceğim de. Bulduğum anda da boşayacağım. Sen kendince benden intikam alıyorsun değil mi? Nerede o hatun? Evladımı nereye sakladınız? Söyle! Bende bir alakası yok paşam. Nasuh Efendi anlatmadı mı size? Hatun evde ne var ne yok alıp kaçmış. İnşallah bu işin arkasından sen çıkmazsın Rüstem'a. Aksi halde fena yakarım canını. Her yer aranıyor paşam. Gidebileceği her yere bakılıyor. Bir yerden çıkacak elbet. Sen mi bakıyorsun buraya? Buyur ağam. O da mı lazımdı? Bir hatun arıyorum kadın. Yanında da bir çocuk var. Esma Nurum, güzel kızım. Sen burada usul usul dur, tamam mı? İşte burada. İçeriden mi şimdi? Az evvel geldiler. Suçu ne ki ağam? Sen işine bak hatun. Kaçmışlar. Helena. Şehzade Hazretleri seni görmek istiyor. Ne duruyorsun hatun? Yürüsene. Mustafa, eğer bu nikahı kıyarsan... Hünkârımız senin ona olan sadakatinden kuşku duyar. Onun mutlak iradesine karşı yapılmış bir isyan olarak kabul eder. Böyle düşünmesini istemezsin herhalde. Gel. Mustafa. Nihayet döndün. Sen yokken bu saray cehennem gibi.
Ben bir karar verdim Helena. Senin buradaki akıbetinle alakalı bir karar. Bu gece son gece. Yarın sabah evine döneceksin. Ailenin yanına. Nikah olmayacak. Mustafa. Ben bir şehzadeyim. Riayet etmek mecburiyetinde olduğum kaideler ve teamüller var. Anladım. Benim yüzümden hanedanı karşına alamazsın. İnan bana, bunu ben de istemem. Canım yanıyor Mustafa. Hem de çok. Belki ikimiz için en hayırlısı budur. Çünkü bu hayat bana göre değildi. Alışamadım bir türlü. Yapamadım. Senin için buradaydım. Yine senin için giderim. Validen. Necmi. Senin için seçtiğim mücevherler. Nereden çıktı bunlar? İçimden geldi. Bu kolyeyi nereden geldi hiç görmemiştim. Ben Zümrüt Ağa'dan istedim. O aldı. Nedir bu, güneş mi? Hı hı. Ne hoş. Sen seç, beğen, kalanı bana yollarsın. Vakıftaki hatunlara hediye gidecek. Mişima, epeydir bir haller var sende. Konuşmak ister misin? Hayır valide. Gayet iyi. İyi olduğun belli de. Kaynağı nedir onu merak ediyorum. Bu çok güzelmiş. Bir deneyim. Sultanım. Onu bana ver. Bağışlayın, lakin neden bahset... Zümrüt Ağa. Bir çuvalın içinde boğazın serin sularına atılmak istemezsin herhalde, öyle değil mi? Neyse ki izlerini bulduk paşam. Kaçamazlar bir yere. Neyine güveniyor ki bu hatun? Orada burada sersefil edecek evladımı. Gel. Paşa Hazretleri, Taşıcalı Yahya Efendi geldiler. Gelsin çabuk. Paşa Hazretleri. Nerelerdesin Taşıcalı? Derhal izzet ver. Beni aradığınızı duyunca hemen geldim paşam. Mesele nedir? Mesele? Sana verdiğim mektubu hünkârımıza götürmüşler.
nasıl olur? O mektubu kendi ellerimle verdim Ulak'a. Ben seni yolladım Taşıcalı. Ne işi var o mektubun Ulak'ta? Nasıl böyle bir hata yaparsın? Bağışlayın paşam. Benim birkaç gün daha kalmam icap etti. Neymiş bu kadar mühim olan? Gönül meselesi paşam. Gitmeden sonra bir kez daha görmek istedim. Gönlümü... Taşıcalı, benim sana verdiğim bir vazife her şeyden daha mühimdir. Bir de aynı hatayı istemiyorum. Bir daha olmayacak paşam. Zümrüt, kim yazdı bunu? Bunu bir şimağa göndermeye kim cüret eder? Cevap ver. Kim olduğunu bilmiyorum sultanım. Bana bir ağa verdi. Bir şimağa sadakatli bağlı olmak güzel. Her kimse yarın bir şimağla buluşmak istemiş. Git, bunu ona ver. Eğer bir şey söylerse, ima ederse ya da herhangi bir şekilde o buluşmaya gitmesine mani olursa senin canını alırım. Alırım. Gel. Sultanım. Gel Zümrüt Ağa. Evet. Bu sizin. Sultanım, yola revan olma vakti geldi. Gitmeden gül cemalinizi görmek nasip olursa ne âlâ. Yarın sabah sizi has bahçedeki çeşmenin yanında bekleyeceğim. Bir şey mi oldu? Hayır sultanım. Yani bizim bedenimiz, ruhumuz için bir zindan kesilmiştir. Ölüm bedeni yıkınca, toprağa düşürünce,
ruh zindandan kurtulacak, Hakk'a kavuşacaktır. Aklını başına al da fani olan bu dünya zindanında kimsede vefa arama. Bu dünyanın vefası bile vefasızdır. Bu dünya yaşanacak bir yer değildir Süleyman. Bu dünyanın sabahı bile yalancıdır. Çünkü sabahının arkasında gece gizlenmiştir. Üzülme. Böylesi daha iyi oldu. Eskiden olduğu gibi yürü bir kadın olacağım. Yolun açık olsun Hatun. Sağ ol. Sultanım. Gidiyorum. Merak etme. Ailenle birlikte refah içinde yaşayacaksın. Ne olacağını sanmıştın? Nikahını mı alacaktı seni? Kes sesini! Fidan. Bizzat sen teslim edeceksin ailesine. Emredersiniz sultanım. Uğurlar ola.
Sultanım. Ben de yanınıza geliyordum. Muziki hocanız geldi. Meşkhanede teşrifinizi bekliyor. Beklesin Efatun. Daha sonra. Sultanım, nereye gidiyorsunuz? Zira valideniz bilmek ister. Bahçeye çıkacağım. Biraz dolaşmak istiyorum. Nasıl arzu ederseniz. Fakat derslerinizi ihmal etmeyin. Valideniz bilhassa ikaz ettiler beni. Merak etme. Gelirim. Yola çıkıyorsun. Hazırlığım tamam. Ağalar beni bekliyor. Uyku tutmadı gözlerim. Bu dağ böyle nasıl devam edecek? Sen orada, ben burada. Kader bize ne gösterir bilmiyorum. Fakat bir yolunu bulacağım sultanım. Sizinle bir ömür boyu saklanmadan, kaçmadan, saadet içinde yaşamanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Mihrime! Validem. Hareme dön, dairemde bekle beni. Validem. Dairemde bekle beni dedim. Neden haber vermedin? Görmedim sultanım. Ne yapacağım ben şimdi? Bir hanım sultanın gözüne dahi bakman yasakken sen gizli gizli buluşup elini tutuyorsun. Bu ne cüret? Sultanım, bağışlayın. Benim kötü bir niyetim yoktu. Belli ki aklını çelmişsin. Ne vakittir devam ediyor bu? Sultanım. Cevap ver. Seferden döndükten sonra tanışma şerefine nail olmuştum. Taşlıcalı Yahya, şu an hayatın benim iki dudağımın arasında. Size karşı boynum kıldan ince. Fakat bilin ki Mihrimah Sultanımıza olan hislerim hakikidir. Kendisine derin bir hürmetle bağlıyım. Bir aile cesursun. Fakat bu kadar aptallık. Lakin sırf Mihrimah üzülmesin diye. Yüce gönlünüzle lütfettiniz sultanım. Bu lütfun karşılığı olacak elbette. Vakti gelince ödersin. Razıyım sultanım. Bundan böyle kızımın yanında görmeyeceğim seni. Görmeyeceğim. Zinhar hayale kapılmam. Yok. Ben istedim gelmesini. Ben çağırdım. Kes sesini. Allah'tan ben gördüm. Ya bir başkası görseydi? Hakkında ne düşünürlerdi? Yazık. Daha şimdiden arkamdan iş çeviriyorsun. Bunu sen nasıl söyleyebilirdin?
Söylemeyeceğin şeyleri yapmayacaksın o vakit. Validem. Onu bağışlayın ne olur. Ona bir şey olursa ben dayanamam. Ne bu halin? Gören de deli divane aşık olduğumu zanneder. Öyleyim zaten. Senin aşk nedir onu bile bilmiyorsun daha. Onu her gördüğümde kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oldum. Gece gündüz hep onu düşünüyorum. Aklımda hep o var. Bu aşk değilse ne peki? Zavallılardan biri. O ne olacak? Bu sana bağlı Mirima. Eğer bir daha görüşmeyeceğine söz verirsen canını bağışlarım. Validem. Karar senin. Muhittin ha? Ümidi kesmiştim senden. Demek geldin. Geldim ha. Tekne hazır mı? Hazır hazır. Gelin ben de. Ambara ineceksiniz hatun. Neden burada kimse yok? Daha vakit var. Akşama doğru çıkacak yola. Yiyeceğini içeceğini aldın değil mi yanına? Aldım. İyi. Paranın geri kalanını alayım. Geçin bakalım. Geç. Sarayı görüyor musun? Oraya gelmeden önce ben Sulina'daydım.
Memleketim orası benim. Doğduğum yer. Bu gemi bizi oraya götürecek. Hayatımız çok değişecek orada. Baba. İsmail'im. Kızım benim, canım benim, geldim. Paşam. Kızım. Hadi bom. Kızım. Kalk. Kalk! Senin karşında koskocaman bir veziri azam var. Benden kurtulabileceğini mi sandın sen? Başka çarem yoktu paşam. Eğer ben isteseydim yüzünü dahi göremezdin. Ama işte vicdanım el vermedi. Onu gör istedim, tanı istedim ama bu mu olacaktı karşılığı? Paşam. Tamam yeter. Yemeğini burada sizinle yemek istediklerini söylediler. O halde şeker ayağı Behmi, hünkârımızın en sevdiği yemekler yapılsın. Emriniz başım üstüne sultanım. İlaveten bir mevzu daha var. Nedir bu? Manisa Sarayı'na gönderdiğiniz hatundan geldi. Malumat veriyor. Şehzade Mustafa Helena'yı saraydan göndermiş. Bu hiç iyi olmadı. Belli ki İbrahim Paşa nikahtan vazgeçirdi. Ne yapalım sultanım? Cevap verelim mi hatuna? Dikkatli olmasını söyle. Zinhar ifşa olmasını istemiyorum. Şimdiden göze girmeye başlamış sultanım. Mahidevran sultanımız pek güveniyormuş ona. Güzel. Sabırla benden haber beklesin. O güne kadar da ne oluyor ne bitiyor haberim olacak. Anladım sultanım, amadeyim. Şehzade Hazretleri. Çekilebilirsin. Gülzar. Ne oldu? Ne yapıyorsun sen burada? Şehzademize şerbetini getirdim. Sana mı kaldı getirmek? Sen kimsin? Sana hesap mı vereceğim? Gözüm üzerinde hatun. İlişme bana. Vallahi fidan hatuna şikayet ederim. Zaten seni hiç sevmiyorum. Yahu inat etme be Bilal ağam. Ne olur gel sen. 40 yılın başı bir eğleneceğiz. Ya geleyim gelmesine de Kiraz Ağa'nın gözü hep benim üstümde. Beni oralarda görür maazallah yanarım.
Geçen gün şikayet etmiş yine Afife Hatun'a. Yalvar yakar dilimde tüy bitti. Yahu nereden görecek? Meyhanenin yolunu bilmez o fasıkı mahrum. Gidelim Bilal ağam. Yeni hatunlar gelmiş. Ne hatunu be adam? Kim benden habersiz getirmiş hatunları hareme? Hareme değil abi. Hareme değil, meyhaneye gelmiş. Onu diyor bu. İlle tutturmuş bu akşam meyhaneye gidelim diye. Gören de seni aklı başında mazbut biri zanneder. Nereden bilsinler o koca göbeğin ardında bir edepsiz olduğunu? Şeker ağa. Bu akşam hünkârımız yemeğini Hürrem Sultanımızın dairesinde yiyecekler. Şehzadelerimiz ve Mihrimah Sultanımız da olacak. Ya Sümbül ağam, şimdi mi haber verilir bu? Akşam oldu neredeyse. İcap ederse büyük mutfaktan yardım istersin. Hünkârımızın en sevdiği yemekler yapılacak ona göre. Aman diyeyim eksik olmasın. Haydi başla. İşinin başına, işinin başına. Sultanım. Nigar Hatun bulundur üsteme. İçerideki odada seni bekliyor. Karını al ve evine götür. Benim evimde ona yer yok sultanım. Hatunu boşayacağım. Onunla evlenmene ben karar verdim. Boşanmana da ben karar veririm. Sultanım. Onu boşamayacaksın Rüstem'e. Eğer beni dinlemezsen neticeleri çok ağır olur. Bunu bilesin. Tayin kararın da çıktı zaten. Migar'la birlikte Teke'ye gideceksin. Anladın mı beni? Mehmet abinle bugün at bindik baba. Baba değil, hünkârım diyeceksin. Öğren bunları. Senden mi öğreneceğim? Başlamayın gene. Mehmet. Buyurun hünkârım. Yarın arzda görmek isterim seni. Paşalarla istişaremiz olacak. Nasıl arzu ederseniz. Cihangir'im. Al bakalım. Hünkârım. Müsaadenizle ben daireme gitmek istiyorum. Hiçbir şey yemedin. Ne oldu? Hasta mısın yoksa? İyi hissetmiyorum kendimi. Hekimler bir baksın. Lüzum yok. Biraz dinlenirsem geçer. Seninle gelmeme ister misin Mihrim? Hayır validem. Siz yemeğiniz iyi. Hürrem, Mihrim Han'ın nesi var? Hep bahçede dolaşıyor.
Üşütmüş belli ki. Bir derdi, bir sıkıntısı var belki de. Ne olabilir ki? Öyle olsa haberim olurdu hünkârım. Haklıydım. O gece seni öldürmelerine müsaade etmeliydim. Niye kızıyorsun ki? Ne güzel kurtulacaktın benden. Altınlar nerede? Hepsi bu. Sana borcum olsun ağam. Bir gün öderim. Vaktinde boşayacaktın beni. Sana yalvardım. Şimdi istesen de boşayamazsın. Firuze'yi gönderdikten sonra intikam yeminleri etmeye başladı. Ve Mustafa'ya saldırdığına göre gözü iyice dönmüş demek. Ne yapıp ne edip onu durdurmamız lazım. Sen merak etme. Ben sağ olduğum sürece hiç kimse şehzademize zarar veremez. Ben korurum onu. Sen İbrahim, seni kim koruyacak? Sen böyle şeyler düşünüp kendini üzme. Sultanım. Hala neyi bekliyorsun? Hürrem'in gitme vakti gelmedi mi artık? Ne demek? Şehzade Mehmet artık sancağa çıkabilir. O giderse de Hürrem onunla gitmek mecburiyetinde kalır. Benim de aklımda bu ama eşim münasip değil. Hünkârımız sancağa çıktığı vakit aynı yaşlardaydı. İbrahim, Hürrem'i uzaklaştırmanın en iyi yolu bu. Buna ancak hünkârımız karar verir. O halde hünkârımızın bu kararı vermesini sağlayacağız. Biz konuşursak olmaz evet. Ama Mehmet, Mehmet konuşursa olur. Hayırlı geceler. Görsem sabah bir şey kalmaz. Validenle aranızda ne geçti? Hiçbir şey. Kapıdan paşa. Donanma ne vakit hazır olur? Şehzadem sabırsız. Bizimle sefere gelmek ister.
Tersane-i Amire ve diğer tersanelerdeki 62 kadırgazın kabı inşaatı bitti hünkârım. Böyle devam ederse yaza kalmaz şehzademize yollara düşeriz. Hünkârım, müsaadeniz olursa bir ara ziyaret etmek isterim tersaneyi. Ne vakit istersen gidersin. Donanma inşasıyla alakalı teferruatlı bir takrir hazırla. Emr-i ferman padişahımındır. Kanunlarla ilgili çalışmalar ne vaziyette Hoca Çelebi? Hünkârım, emriniz üzere bir heyet kuruldu. Umumi esaslar üzere istişarede bulunuyoruz. Âlâ. İlaveten faaliyete geçene kadar Hürrem Sultanımızın vakfıyla da meşgulüm. Bilgim var. Cami inşası için yer tespiti yapmak icap eder. Maşallah, maşallah. Bunca işin gücün arasında Kadı Efendi vakıf işlerine de ayıracak vakti bulabiliyor. Maşallah. Hünkârım, hayır yapmak için her zaman vakit bulunur. Buna vakit bulamayanlar umumiyetle zevk-i safaya dalanlardır. Meyhanelerde sabahlayanlardır. Nihayet sizi görmek nasip oldu. Hoş geldiniz Zeynep Hatun. Oturun şöyle. Afife Hatun'la tanışın. Kendisi hem baş haznedarımız hem de hünkârımızın süt annesidir. Afife Hatun sizsiniz demek. Evladınız Yahya Efendi büyük bir mutasavvuf. Mübarek bir insan. Rabbim uzun ömürler versin. Amin. O da zevciniz Ebu Suud Efendi'den övgüyle bahseder. Eksik olmasınlar. Zeynep Hatun, teklifimi düşündünüz mü? Düşünmeye ne hacet sultanım? Size hizmet etmekten şeref duyarım. Fransız elçisi geldi hünkârım. Tersaneyi gezmek istedi. Müttefimiz bile olsa kafir kafirdir diye müsaade etmedim. İmtiyazlarla alakalı kararınızı merak ediyorlar. Evvela biz istediğimizi alalım. Bilahare düşünürüz. Hünkârım, bugün mühim davalarım var beni bekleyen. Eğer müsaade ederseniz mahkemeye dönmek isterim. Elbette Hoca Çelebi. Hünkârım. Paşa Hazretleri. Kadı Efendi, bilahare oğlun Ahmet Çelebi ile tanışmak isterim. Pek metin duydum. Kendisi ilim irfan sahibi, mühim bir müderrismiş. Hünkârım Kadı Efendi çok hayırlı bir evlat yetiştirmiş. Ebu Suud gibi bir alime de böyle bir evlat yaraşır. Hatun, konuştun mu sultanımızla? Evet. Eksik olmasınlar, çok iyi ağırladılar beni. Uzun uzun sohbet ettik. Hadi gidelim. Efendi, ne oldu? Daha ne olsun Hatun? Daha ne olsun? Senin o hayırsız evladın yüzünden hep yüzümüz yere bakıyor. Kendini mahvettiği yetmiyormuş gibi benim mahvuma da sebep olacak. Biri bir şey mi dedi? Neyi ne kadar biliyor bilmiyorum. Ama söyledi Hatun. Kendince söyledi. Hadi gidelim. Duydun değil mi Kadı Efendi? Zevk-i sefadan uzak duracaksın. Kadı Efendi yaman lafını esirgemiyor. Öyle öyle. Şehzadem. Gidiyor musunuz? Hızır Hayrettin Paşa ile tersaneye gideceğiz. Arzu ederseniz birlikte geçelim. Çok isterim paşam.
Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Hoş geldin Ayas Paşa. Nasılsın? Eksik olmayın sultanım. İyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Şükürler olsun, iyiyim. İbrahim Paşa ile aranız nasıl? Bir sıkıntımız yok çok şükür. İbrahim Paşa'nın başına bir şey gelirse Allah göstermesin. Her şey olabilir, hastalık, ölüm. O vakit Vezir-i Azam sen olursun, öyle değil mi? Silsile-i meratip gereği benim olmam icap eder. Ancak buna hünkârımız karar verir. Öyle. İbrahim Paşa Vezir-i Azam olduğunda Hasola Paşa'ydı. Yaşı malumun daha uzun bir ömür var önünde. Sıhhatli oldukça da kuvvetli, her şey onun elinde. Devleti o idare ediyor. Bir şekilde yerinden olmazsa sana hiçbir vakit sıra gelmeyecek. Ben vazifemden memnunum sultanım. Makamda, mevkide gözüm yok. Ona ne şüphe. Fakat senin gibi kıymetli, tecrübeli bir paşa icap ettiğinde o mesuliyeti almalı. Aksi halde bu devletin hali nice olur. İcap ederse şeref duyarım elbet. Ağla. Seninle iyi anlaşacağız paşa. Eğer beni takip ederse o şerefe nail olacaksın bir gün. Bu sizin kadırganız mı? Evet şehzadem. Sefer hazırlıkları sebebiyle hünkârımızın bana tahsis ettiği saray yerine ekseriyette burada kalıyorum. Kadırga hafif sallayacak. Aksi halde uyku tutmaz gözlerini. Sizin için denizlerin aslanı diyorlar. Mübalağa ediyorlar şehzadem. Nice hikayeler vardır sizde. Bilahare dinlemek isterim. Hünkârımız, reislerimle birlikte başımızdan geçenleri yazdırmamı buyurdular. Fırsat buldukça kaleme aldırıyorum. Size de bir nüshasını yollarım. Âlâ. Buyurun şehzadım, içeri geçelim. Demek burada kalıyorsunuz. Sizleri ağırlamak için pek münasip değil elbette. Aksine çok sevdim. Karaların ve denizlerin kudretli iki serdarıyla bir arada olmaktan ziyadesiyle memnunum. Sizlerden öğreneceğim çok şey var. Bu bizim vazifemizdir şehzadem. Bundan böyle artık daha sık görüşeceğiz. Devlet işleriyle alakadar olacaksınız. En başta hünkârımız olmak üzere. Kim ne yapıyor, nasıl yapıyor hepsini takip edeceksiniz. Mihrime. Sultanım hoş geldiniz. Hasta olduğunu söylediler. Neyin var? Mühim bir şey değil. Rengin de solmuş. Hekimler ne diyor? Baktılar sultanım. Havalardan olsa gerek. Halsiz düşmüş. Ne oldu sana böyle? Günlerdir odandan da çıkmıyormuşsun. Canım istemiyorum. Bir süre benim yanımda kal istersen. Huri Cihan da seni sual ediyordu. Daha sonra gelirim. Mihrimah. Bir derdin varsa söyle. Söz veriyorum aramızda kalacak. Olsaydı zaten söylerdim. Tamam. Eğer konuşmak isterse bir haber göndermen yeterli.
Yüzü nasıl da solmuş. Yazık. Ne oldu ki birden? Ben de anlamadım sultanım. Sizi burada görmek ne hoş sultanım. Mihrimah'ı görmeye geldim. Bana uğramadan dönecek miydiniz yoksa? Malum Firuze'ye gittiğinden beri görüşemedik. Firuze gider, bir başkası gelir. Birlikte hatun mu seçiyorsunuz yoksa? Yazık etmeyin artık zavallılara. Boşuna günahlarına giriyorsunuz. Sen bizimle alay mı ediyorsun yoksa? Sadece hakikati göstermek istiyorum diyelim sultanım. Hayal kurmayı bırakın artık. Ve hakikati kabullenin. Önüme attığınız kargaları bir doğan gibi parçalar, leşlerini önünüze atarım. Zira benim tabiatım bu. Biz biliyoruz senin tabiatını. Hünkârımızı bize karşı zehirlemeye çalışıyorsun. Ama çok yakında buradan gitmek zorunda kalacaksın. O gün tekrar konuşuruz seninle. Siz mi göndereceksiniz beni? Hayır. Seni bizzat hünkârımız gönderecek. Benden kurtulmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Hünkârımızın canını alma. Zira onun nefes almadığı bir dünya benim dünyam değildir. O gün hünkârımız Saruhan çiftliğine geldiler. Ki o vakitler kendileri sizin gibi genç bir şehzade. Benden keman çalmamı istediler. Ben de çaldım elbet. Akabinde dönerken beni de yanına aldılar. Dönüş yolunda arkasından yürüyorum. Durdu birden beni çağırdı yanına. Ben de gittim. Dedi ki, Pargalı, benim arkamdan yürüyecek olanlar bellidir. Ben seni yanıma, bana yoldaş olasın diye çağırdım. O gün bugündür hiç ayrılmadım yanından. Bu yüce devlet size çok şey borçlu paşam. Abim Şehzade Mustafa'yı da siz yetiştirdiniz. Şükürler olsun şimdi sancakta. İnşallah bir gün siz de çıkacaksınız sancağa. Çok isterim. Fakat babam istemedi. O istemediğinden değildir şehzadem. Henüz hazır olmadığınızı düşünüyorlardır. Ben hazırım paşam. Hem babam sancağa çıktığında benim yaşlarımdaydı. Doğrudur, 15 yaşında gitmiş kefeye. Ancak hünkârımız çok parlak bir şehzadeymiş. Yüce atanız merhum Sultan Selim Han ona çok güvenirmiş. Gel. Şehzade Hazretlerim. Tarşıcılı, hoş geldin. Nihayet döndün. Neden bu kadar uzun sürdü? Bağışlayın şehzadem. Birkaç gün daha kalmam icap etti. Afiyettesinizdir inşallah. Helena. Evine dönmesini söyledim. Eğer bu sizi üzdüyse görüşmeniz için başka yollar ayrı. Lüzum yok. İkimiz için de en hayırlısı bu. Ona aşık değilsiniz öyle değil mi? Aksi halde düşünmeden kıyardınız nikah. Sen payitahttan haber ver. Hünkârımız, şehzadeler, Mirman Sultan. Hepsi iyiler. Şükürler olsun. Sen iyi misin peki?
Evet. Neden sordunuz? Giderken gözlerim parlıyordu. Şimdi ise feri sönmüş gibi. Yol yorgunuyum şehzadem. Hiç uyuyamadım. O halde dinlen. Yapacak çok işimiz var. Sultanım. Hoş geldin. Hayırlı haberler getirdin inşallah. Pek hayırlı değil sultanım. Ne oldu ki? Paşamızın size yazdığı bir mektup vardı. Ulak'la yolladım önden. Ancak yolu kesilmiş. Biri mektubu alıp hünkârımıza sunmuş. Eyvahlar olsun. Ne yazmış ki paşa? Malumatım yok. Fakat Bursa'daki gizli buluşmayı ifşa oldu. Hünkârımız hayli huzursuz olmuş. Paşamız görüştüler. Zannediyorum mesele kapandı. Bir şey dedi mi paşa? Bunu size vermemi istediler. Sultan, hadiselerden malumunuz olmuştur. Neyse ki Hürrem'in bu alçakça oyununu bertaraf ettim. Ancak durmayacaktır. Şehzademiz Mustafa'yı ve beni yok etmek için elinden geleni yapacaktır. Buna karşı sessiz kalmayacağımı alenen ilan ettim kendisine. Sultanım, artık kimsenin mani olamayacağı bir savaş başladı aramızda. Şüpheniz olmasın ki bu kanlı bir savaş olacak. Ve ikimizden biri kaybedecek. Sizin vazifeniz sadece şehzademizi korumak. Ne yer, ne içer, nereye gider, kimlerle görüşür, kıyafetlerinden aldığı hediyelere kadar her şeye dikkat edeceksiniz. Unutmayın ki bir anlık hatanız hayatınıza mal oldu. Yüce Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Sultanım. Ne oldu? Konuştun mu Mehmet'le? Hı. Bugün değilse yarın hünkârımızın karşısına çıkar ve hakkı olan sancağı ister ondan. Aslanım benim. Kardeşleri gibi iyi yürekli. Aklı başında bir şehzade. Hürrem'in bütün kışkırtmalarına rağmen nasıl bu kadar masum kaldılar? Hayret olsun. Gel. Hünkârım, Şehzade Mehmet Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım, müsaadeniz var mı? Bir şey mi oldu? Sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Gel otur. Mehmet nereye gitmiş öğrenebildin mi? Tersanedelermiş bütün gün sultanım. İbrahim Paşa ile birlikte. Benim bundan neden haberim yok? Arza gitmişlerdi. Hünkârımız müsaade vermişler. Oradan birlikte çıkmışlar. Merak buyurmayınız sultanım, geldiler. Nereden icap etmiş bu? Zümrül Ağam, İbrahim Paşa bana alenen savaş ilan etti. Bundan böyle daha ihtiyatlı olmalıyız.
Bilhassa Mehmet mühim. O benim kalbim. İlk onunla saldıracaklardır. Seni dinliyorum. Nedir mesele? Ben sancağa çıkmak istiyorum baba. Bunu daha evvel konuşmuştuk. Sana acele etmemeni söylemiştim. Neden istemiyorsunuz gitmemi? Yoksa bana itimadınız yok mu? Nereden çıktı bu? Validem hala bir çocukmuşum gibi davranıyor. Siz de öyle. Oysa ben büyüdüm. Müsaade edin, size layık bir evlat olduğumu göstereyim. Mehmet. Önümüz yaz. O vakte kadar hazırlığımı yaparım. Bana güvenin. Yüzünüzü asla kara çıkarmayacağım. We'll be right back.